Herkese selamlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomun konuğu Alperen Özbay. Alperen merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Alay abi. Kendimi şey gibisin, yani böyle radyo programı gibisin. Arkadaşlar, Alperen bundan belki bir 6 ay önce falan bana LinkedIn'den mesaj attı. İngiltere'ye gelmek istiyorum, nasıl yaparım, nasıl ederim, acaba yapabilir miyim? İş bulabilir miyim, çalışabilir miyim, geçinebilir miyim gibi sorular sordu bana uzun uzun. Hatta böyle aralıklı olarak kaç gün aralıklarla falan da yazdığı zamanlar oldu. Daha sonra ben işte YouTube'da bir paylaşım yaptım. Paylaşımın altında Alperen'in yorumunu gördüm. Alperen bana mesaj attıktan sonra İngiltere'ye gelmiş. Hatta dönmüş, bir daha gelmiş galiba. Şimdi ondan sonra kendisiyle iletişimde bulundum. Konuştuk, biraz sohbet ettik. Ben de dedim ki senin kanalıma konuk edeyim. Birazcık konuşalım. Birazcık neler yaşadığından bahsetti. Alperen, sen kaç yaşındaydın şu anda? 22 yaşındayım. Evet, 22 yaşında İngiltere'ye gelip burada tutunmaya çalışan Alperen'in hikayesini Evet Alperen, birazcık seni konuşalım. Öncelikle buraya nasıl geldin? Ankara anlaşmasıyla mı geldin, yoksa farklı bir vizeyle mi geldin? Şöyle, benim babaannem savaştan önce Kıbrıs'ta doğmuş. Ondan dolayı onun iki taraftan da vatandaşlık alma hakkı var. Hem kuzey kısmından hem güney kısmından. Dolayısıyla soyundan geldiğimiz için bizim de öyle bir hakkımız varmış. Bunu biz de çok sonra öğrendik. Çünkü hani öyle bir plan yoktu. Hani araştırma yoktu. Bilgimiz dahilinde değildi. Ben işte üniversitede okuyorken bu arada ilginç bir şekilde Kıbrıs'ta okuyordum, yani hani denk geldi gibi bir şey oldu. Araştırdık ettik, böyle bir hakkımız varmış. İşlemleri başlattık. Sonra ikimiz de vatandaşlık aldık, ben ve babam. Hatta şöyle bir şey oldu, babamın şu anda nüfus kartı yok, pasaportu yok ama benim var. Yani ilginç bir şey, başlama noktası ben gibi bir şeyim şu anda. Onun sayesinde de Avrupa vatandaşlığı kazanmış olduk yani. Brexit öncesinde de İngiltere'ye yerleştim. 2021'de olsaydı gelemiyordum. Bir dakika araya gireyim. Şimdi sen şu anda Avrupa Birliği vatandaşısın değil mi? Evet. Tamam. Yani bu büyük bir artı senin için tabii ki. Tabii Brexit mevzusundan dolayı İngiltere'yi düşün. Peki şey niye? Neden İngiltere'yi düşündün? Yani atıyorum başka bir Avrupa ülkesine de gidebilirdin. Sebebi var mı? Şöyle, ya aslında vatandaşlığı aldığım ana yeri de düşündüm, Kıbrıs. Ama Yunanca konuşmayı bilmiyorum. Ve hani Kuzey Kıbrıs hani böyle çok bana benlik gelmemişti. Aşırı sıcak, aşırı işte ne bileyim turistik bir mekan. Başka Avrupa ülkelerine baktım. İngilizce konuşan bir yer lazımdı bana. Çünkü çocukluğumuzdan beri hani ikinci yabancı dilimiz İngilizce. Almanca da olsa, başka bir şey olsa, Fransızca olsa mesela onları da düşünürdüm, değerlendirirdim. İrlanda vardı, İngiltere vardı. Bir de Hollanda'yı düşündüm. Çünkü Hollanda'da da çok fazla aslında insanlar İngilizce konuşuyor genel olarak. İrlanda bana böyle şey geldi, hani ikinci seçenekmiş gibi geldi. Çünkü İngiltere'ye göre hani YouTube'dan bakıyorum, işte oradan buradan bakıyorum, hani çok teşvik edici gelmemişti bana, ikinci seçenek gibi gelmişti. İngiltere çarptı gözüme, ana dil İngilizce olduğundan dolayı. Evet. Brexit olmadan da gelmeliyim kafasıyla biraz böyle oturdum hani. Brexit. Ya gidiyorum ya gidiyorum hani diye. Brexit olmasaydı gelemeyecektim. Yani önce sonrasından gelemiyorsun değil mi? O süre sondu galiba. Yani Brexit sonrasında evet gelemiyordum. Yani belki şartlar değişmiştir, yeni imkanlar oluşur ama eskisine göre daha zorlaştı şu anda. Evet, uçağa bindin, geldin. neler hissettin? Öncelikle böyle hani... Biri aldı mı seni bu arada, yoksa direkt kendin geldin? Birisi almadı. Ta evin önüne kadar, gideceğim evin önüne kadar bir şekil gittim.
Bir yerde taksiyle, işte bir yerde trenle, işte İngiltere'ye ilk gelenlerin yaşayacağı işte Oyster kart arama macerası gibi işte. Ben de o şeyleri geçtim öyle tek tek. Peki İngilizce nasıl? İngilizcem şöyle, hani özel bir kurs, ne bileyim, ya da böyle uzun bir süredir yürüttüğüm bir şey yok, ama işte üniversitede hazırlık eğitimi almıştım. Derste falan kullandın mı İngilizceyi? Yoksa gerçi kullanmamışsın diye tahmin ediyorum. Yani derslerimiz İngilizceydi bizim, direkt Kıbrıs'ta tüm dersler. Türkçe konuşulmuyordu hani teneffüsler dışında. Onun biraz avantajı olmuş olabilir. Ama daha çok tabii işte film, dizi, yani dünyanın dilinin İngilizce olması daha benim de işte dünyada merak ettiğim şeyleri böyle kovalamayla, filmler, diziler. O kadar yani, hani B1, B2 derecesinde. Peki senin şu andaki durumun ne oluyor tam olarak? Sen vatandaş oluyor musun burada? Vatandaş oluyor musun? Nasıl oluyor? Avrupa vatandaşı olarak gelenlerin işte bir belge doldurması gerekiyor. EU Settlement diye geçiyor. Bu belgeyi ben aldım, ama burada 5 yıldır yaşamadığım için yerleşmiş konumunda değil, yerleşmekte olan konumunda diye geçiyor. 5 yıl içinde bunu da alacağım. Hani bu yerleşti artık. Artık buranın hani iyice vatandaşı gibisinden. Ardından umarım şeyde, vatandaşlığı da alacağız. Bir vatandaşlık daha eklenirse 4 mü oluyor, 5 mi oluyor, öyle bir şey yani. Şimdi Ankara Anlaşmalılar'da iş yapması, fatura kesmesi gerekiyor. Bir şirketin olması gerekiyor. Sen de böyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Yok, hayır. Çalışma izni falan her şeyin var, değil mi? Evet, çalışma, oturma. Var o izin, evet. Çok güzel. Kaç ay oldu İngiltere'ye gireli? Hani neresindesin bu arada İngiltere'nin? İngiltere'nin ben güneybatısında yer alıyorum. Aslında Galler'in biraz aşağısında küçük bir şehirdeyim. İngiltere'deyim ama gene Galler'de değilim. Taunton diye geçiyor. Buranın nüfusu yaklaşık olarak 60 bin civarında. Neden Tontum'u tercih ettin? Yani sebebi ne? Niye oraya geldin? Tanıdık mı vardı? Arkadaşın mı vardı? Kim yönlendirdi? İngiltere'ye gelmeden önce, daha doğrusu ikinciye İngiltere'ye gelmeden önce Facebook'ta iş ilanları arıyordum. Türk grupları var. İşte çoğunlukla kebapçılardan ve berberlerden oluşmakta olan iş grupları var. Orada eleman arıyorlar. Ben de o ilanlardan biriyle görüştüm. Şey yaptık, anlaştık. Biraz uyuştu hani frekanslar. Beni de sevdi, böyle biraz genç olmamı. Biraz da böyle çok çeşitli şeyler istiyordu. Böyle multitasking istiyordu. Hani hem burger yapsın, hem web sitesi yapsın. İşte hem telefonlara baksın, hem çöpü düzenlesin, çöp atılacağı zaman. Hani kısaca hani her şeyi yapsın bekliyordu. Öyle olunca biz de tamam abi, yaparız kafasıyla geldim. Bir buçuk ay orada çalıştım. Ardından oradan ayrıldım. Orası biraz böyle küçülmeye falan gitti. Yeni bir işletme aynı zamanda. Burada senin de videonu izlediğimden dolayı, ilk zamanda güzel para kazandıracak işler videonu, şuradan tıklayabilirsiniz o videoda. En çok izlenen videolardan. İş para kazanmaya gelince insanlar böyle bayağı bir araya geliyor. Öyle öyle. Delivery driver olmak, yani işte yemek kuryeliği yapmak hoşuma gitti. Bisiklet sürmeyi de seven biriydim. Şöyle bir şey var, hani bazen tamam çok zor şartlarda oluyor işte o yemek kuryeliğini yapmak, özellikle bisikletle yapıyorsanız yağmurdur, odur budur, hele İngiltere'de olduğumuzdan dolayı. Ama bazen de öyle bir güzel oluyor ki sanki hani tatil yapıyormuşsun böyle bisikletinle, etrafta dolaşıyormuşsun, doğada dolaşıyormuşsun. Yani çok güzel nehirlerin yanından geçe geçe siparişler bıraktığım oldu. İşte mis gibi parklar, insanlar köpeklerini gezdiriyor. Kimisi işte sana yol veriyor, ediyor. 2 saniye diyalog kuruyorsun ayakta. Ay, güzel bir iş aslında. Birkaç videonu izledim ben. Bazı evleri falan gezerken videolar çekmişsin galiba. Hatta senin de kanalını şey yapalım, linkini koyalım. Yani Teşekkürler.
Şey ya, başlangıç için güzel bir şey. Sürekli olarak hiç değil. Evet. Yani birazcık daha, bilmiyorum, buraya geldikten sonra sonuçta kimse bu tarz işleri yapmak için gelmedi buraya. Evet. Ama ilk aşamada vazgeçti. İşte hani herkes şey diyor mesela, yıllarca burada iş yapmış bir adama bile dediğinde adam diyor ki en kötü giderim delivery yaparım, hani aç kalmam şeklinde. Aynen öyle. Ya delivery işinin en önemli yanı esneklik. Yani o yüzden, ama işte şey gibi, bir kilometre taşı gibi görmek lazım. Bir sürü onu yapıp sonra o taş üzerinden atlayıp başka işlere geçmek lazım. Peki şu anda kaçıncı işindesin mesela? Efendim? Şu anda kaçıncı işindesin? Bir tane yere girdin. Şu an üçüncü işimdeyim. Burada iş bulma ajansları var. Özel iş bulma ajansları. Ben aslında onlarla iletişim geçmedim. Onlar benimle iletişime geçti. Ben sağa sola CV yolluyordum. İşte Facebook'a, oraya buraya işlere başvururken. Onlar bana mail attı. Biz hani böyle bir firmayız. Ve bu bölgede aktifiz. Şöyle de bir iş var elimizde dediler. İşte depoda çalışma. Bir üretim hattı düşünün. Kocaman bir masa. Son akşam yemeğindeki masayı düşünün. Öyle uzun bir masa cidden. O en başında bir adam var, sonunda bir adam var, ortalarda bir adam var. Herkes bir şeyler koyuyor pakete. Ve e-ticaret kutuları, ürünleri paketliyoruz işte. Onları son kullanıcıya hazır hale getiriyoruz. Şu an o işi yapıyorum. Turistik bir nasıl oluyor? Cilt bakım üzerine. E-ticaret yapan bir firma diyelim. Öyle mi? Evet. Bu ikinci işim mi? Üçüncü işim mi? Üçüncü işim galiba. İkincisi neydi? Ben onu kaçırdım. İkincisi işte delivery işi. Anladım. Ama delivery şey arada bir yapıyorsun yine şu anda da, değil mi? Arada çıkıyorum, yapıyorum gene, ama şu an bisikletim arızalı olduğundan dolayı biraz ara verdim. Şu anda bize kiralamış olduğun odadan bağlanıyorsun, değil mi? Evet. Evet. Burada karşılaşacağınız ilginç kavramlardan biri oda kiralamak. Çünkü hani Türkiye'de var mı böyle bir şey herhalde? Yok sanırsam. Yok gibi bir şeydir. Çünkü biz yani kültürümüze göre pek sıcak bakılmayan şeyler oda kiralamak. Evet. Evet. Şey mi? Paylaşımsız oda değil mi şu anda bu oda? Paylaşımı var mı? Bu paylaşımsız oda. Zaten arkada ayna var. Oda kocamanmış gibi gözüküyor ama aldanmayın o kadar. Ben de onu düşündüm. Aslında. Bayağı genişmiş ama dediğim Yani, varmış. ev sahibi işte öyle bazı akıl oyunları yapabiliyor böyle 3-5 papel daha Ev para kazanmak için. sahibi yabancı herhalde. Yani mesela ilk ya, Evet. ya bırak ev kiralamayı, odayı bile tutarken şey yapıyorlar. Birkaç ay kira istiyorlar, güvenemiyorlar. Bu ev sahibi Evet. burada bayağı bir şey sıkıntı çekmişler. Böyle problemler çıkartıyorlar anladığım kadarıyla. Senden mesela şey oldu mu? Birkaç aylık bir şey istendin yoksa direkt o hafta? Ben şöyle, benden sadece depozito istendi ve ilk kira istendi. Ama ev sahibine kalsaydı biraz daha uzun sürecekti. İşte yok, bir önceki burada yaşayan adamın işte temizliğiydi, oydu buydu. Çok güzel teslim etmek istiyorlar sana. Çünkü senden de o şekilde teslim olmak istiyorlar. Ve böyle prosedürler var. İşte bir sürü işte kağıt var. İşte içinde kimisinin Wi-Fi şifresi yazıyor. Kimisi işte mutfak ekipmanları yazıyor. Odanın içinde neler geliyor ve sen nasıl kabul ediyorsun, nasıl anlaşma yapıyorsun, onunla alakalı bir belge var. Onlar biraz uzun sürüyordu. Ben de o sıra böyle bir şeydeydim. İlk işimden ayrılmıştım ve şöyle bir durum var. Hani burada kebapçıda ya da böyle yemek sektöründe çalışmaya gelenler bilir. Genelde oranın üstünde bir daire olur. Orayı tutarlar. İşverenler. Ve seni de oraya koyarlar. Ama işi bıraktığın anda aslında evin de yok oluyor bir anda. Hani bağımsızlık diye bir şey yok. Çok korkunç bir şey o bu arada. Ben de bir anda işte hani şey bulmuş oldum biraz kendimi. Hani kovulmuşum. Ve evden de kovulmuşum gibi hissediyorum doğal olarak. Zaten birkaç gün içinde çıkmazsam da öyle olacak. Hemen biraz şey yaptım. Depozitoyu elden hızlıca verdim. İşte iletişimimi çok iyi tutmaya çalıştım ev sahibiyle.
çok arkadaş canlısı yaklaşmaya çalıştım. Onlar da sağ olsun işlemleri biraz daha hızlandırdılar. Böylece odayı tutmuş oldum. Bu ilk, yani ilk restoranın odasında kaldım. Sonra buraya geçtim. Ya bu Evet. restoranların tabii bu şey anlamında kalmaya yer verme mevzusu güzel aslında, ama diğer Evet. insanın da aslında özgürlüğünü de elinden almış oluyorlar. Evet. Yani şöyle bir durum var. İlk zamanlarda çok güzel para biriktiriyorsunuz. Saatlik olarak az veriyor olsalar da tüm gün orada çalıştığınız için elinize para kalıyor ve hani dükkan hayatınız oluyor. Eve sadece uyumaya gidiyorsunuz. Ama tabii dükkanın üstünde olunca dükkanın kapısını açınca evin de kapısını açmış gibi bir şey oluyor. Hani bugün erken açalım, kalk gel ya da şöyle yapalım gibi değişiyor bir anda her şey. Peki Alperen, sen şimdi Kıbrıs'ta üniversite okuyordun. Hangi bölüm okuyordun? Kıbrıs'ta bilgisayar mühendisliği okuyordum. Kuzey Kıbrıs'ta. Devam edebildin mi? Yani burada okuyabildin mi? Yok. Yok. Hazırlığını bitirdim sadece. Hazırlığı bitirdikten sonra bölümde bir ay kaldım. Güzeldi aslında ama bir yandan da işte anladım ki hani biraz zor ilerleyecek bu. İlerlemeyecek. Yılı artacak. Bir yandan yarı burslu okuyorum hani. Finansal kısımları var falan filan. Böyle bir bunu aldım. Pasaport da çıkınca. Peki şey, yani sen şu anda Avrupa Birliği vatandaşlığı olmandan faydalanıyorsun. Yani burada eğitim Evet. bir şeyler yapabilir misin? Bunları falan biraz araştırdın mı? Biraz araştırdım. İngiltere'de eğitim Al. 1991 yılından sonra ücretli olmaya başlamış ve pahalı hani. Bir yandan işte İngiltere güzel ama her şeyde bir bedeli var bir yandan. Kendi vatandaşları da 9.000 sterlin ücret ödüyorlar şu anda üniversitelere minimum. Benim için de aynı şartlar geçerli onlar için. Ama şöyle bir durum var. Tabii çok derinlemesine araştırmadım ben, ama ya o sınırsız oturum aldığın zaman ya da vatandaşlık aldığın zaman, ikisinden biri olunca ücretli olmayan üniversite programları da var diye duydum. Yani net olarak bilmiyorum. Bence bunları da araştırabilirsin. Şimdi senin avantajın, Evet. bir diğer avantajı da şu. Yaşın çok genç. Burada birazcık daha durup ondan sonra güzel bir üniversiteye girebilirsin. Şu anda sen sıfırdan başladın. Bizler de sıfırdan başladık. Ama en azından genç olmanı şey yapabilirsin, burada değerlendirebilirsin. Yani ben dahi şu anda imkanım olsa böyle bir yüksek lisans şeyler düşünebilirim. Yani Türkiye'de yaptım yüksek lisans, ama bir de burada yapmak istemiyorum. Tabii. Şu anda pek mümkün değil gibi, bir şeyde oturmam lazım, halletmem lazım. Ama yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki birçok şey burada geçerli değil. Okuduğun üniversiteden tut, birçok şey sertifikalarından falan, hiçbirisi burada geçerli değil. Hani ben biraz da araştırınca, hani en azından bir master falan yaparsanız hani burada Evet. geçerli olur gibi şeyler söylüyorlar. Yani eğitim anlamında da tamamen şey yapma, kör etme kendini diye ben de sana bir abi önerisi. Teşekkürler abi valla önemli. Şöyle bu tarz eğitim programları çok güzel köprü oluyor. Hani biz geldik ettik buraya ama sonuçta İngiliz olmadık bir anda. Bir anda İngilizce ana dilimiz olmadı. Aldığımız eğitimler farklı bu zamana kadar. Bir yandan çok güzel köprü oluyor bu tarz eğitimlere başvurdu mu? O ücretsiz üniversite olayını ben bilmiyordum. Onu da bir bakarım. Ben şeyi araştırdım biraz. Kredi programları varmış bizdeki KYK gibi. Onlarla şey yapılabiliyormuş. Hani icra edeceğin mesleği, daha doğrusu okuduğun üniversitenin mesleğini yapıp güzel bir para kazanana kadar senden istemiyorlar. Aynı KYK gibi sen mezun olacaksın, önce mesleğini elde edeceksin, işe gireceksin. Sonra taksitlendire taksitlendire ödeyebiliyorsun. O şekilde zaten birçoğu öğrenci de başvuruyor. En azından bir Amerika kadar şey değil hani acımasız değil. Amerika'da çünkü aşırı bir şey var. Burada 30 bin dolar falan yani. Borçlar falan problem. Yani bu şeyi kaçırma derim ben sana, bir abin olarak diyeyim. Ben de mesela Evet. İstanbul'da, ya aslında şöyle söyleyeyim. Sen benim şu versiyonum bence.
Ben vakti zamanında İstanbul'a geldim. Sen de benim yaşlarımda, ben senin yaşlarındayken İstanbul'a gelmiştin. Sen de aynı şekilde İngiltere'ye geliyorsun ve bu çok büyük bir artı. Evet. Benim yaşlarıma geldiğin zaman bence çok daha güzel yerlere gelirsin diye düşünüyorum. Bir şekilde takım şeyler olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi peki sosyal çevre olarak arkadaş edinebiliyor musun? Evet, yani Türkler de bir şekilde yolun kesişiyor, kesişmek zorunda zaten ama bunun dışında yabancı da bir şeyler yapabiliyor musun? Şimdi bir de Covid de var ama yine de bilmiyorum bir ortam oluştu mu hiç? Yani şöyle bir etkinliktir, bir organizasyondur. Onlara katılayım, arkadaş edineyim. Onu şu anda yapamıyorum virüsten dolayı. Fakat iş yerinde illa birileriyle ortak çalışıyorum sonuçta. Yabancı. Oradakilerle Yılan. yabancı oluyorlar. Yani genelde yarısı İngiliz oluyor. Diğer kalan yarısı da dünyanın her yerindeki ülkelerden. İşte Filipinli arkadaşım da var. Onun dışında işte Polonyalı, Romanyalı zaten onlar biraz daha burada çoğunluktalar. Daha çok fazla. Onlar da var. Onlarla alakalı şöyle bir problem olabiliyor. Onların sayısı fazla olduğundan dolayı onlar kendi aralarında konuşmaya başlıyor. Ne yazık ki ben de bir hay diyemiyorum yani. Fakat işte böyle dünyanın farklı yerinden gene insanlarla tanışıyorum, ediyorum. Ama çok şey olmuyor hani Türkiye'deki böyle arkadaşlıklarım gibi olmuyor. Sebebi de hani o kadar ben ilerletemiyorum. Hani biraz da benden kaynaklı. Alperen, peki şu anda neler hissediyorsun? Burada yalnız, memleketi özlüyor musun? Ondan sonra yani zorluk çekiyor musun? Yani çekiyorsun mutlaka da bir de senin anlatımını da dinlemek isterim. Şöyle ekonomik olarak bir dönem böyle ne yapacağız, ne edeceğiz, ne olacak? Bu durumlar falan filan diye hani böyle banka hesabının işte uygulamasına baktıkça düşünüyordum ne oluyor, eksiye gidiyoruz, bak bu düşüyor, artmıyor. Hani İngiltere'ydi hayaller mayaller Avrupa. O an böyle çok garip hissettiğim zamanlar oluyor. Ama o konular artık biraz daha böyle düzenli iş, işte adaptasyon süreci ilerledikçe daha olumlu ilerliyor. Onun dışında memleket hasretinin vurduğu zamanlar oluyor. Ben daha burada 3,5 aydır buradayım. Ve normalde hani ben Kıbrıs'ta 1,5 sene yaşadım. Orada da Türkiye'yi özlemiştim yani hani Kıbrıs'ta yaşamama rağmen. Burada da özlediğim şeyler oluyor. Bazen böyle zaten kafama denk ediyor. Ya neden ben şu an simit yemiyorum da bilmem ne yiyorum falan. Nerede sucuklar falan dedim yemek anlamında çok oluyor. Yani eş arkadaş hani online'da görüşsek de videolu görüşmeler, sesli görüşme gene onlar da oluyor hani. İşte kardeşinin doğum günü oluyor. Kutlayamıyorsun, edemiyorsun hani uzaktasın. Ben bir de mesela 3 yıldır doğum günümü böyle hani istediğim insanlarla bir arada olamıyorum. Yani öyle kutlamalık pek bir şeyimiz yok zaten ama birinde Kıbrıs'ta oldum, birinde İngiltere'de oldum falan böyle bir garip oluyor yani. Hani değişik duygular içine giriyorum. Alım gücünü hissetmek çok hoş. Hani bir markete girdiğimde, ettiğimde. Tabii onun da yine dezavantajları var işte. Bazen böyle bir çikolata alıyorum böyle bir torba. Sonra ne yaptım ben oluyor yani. Suçlu hissediyorum kendimi. Ya biz de mesela ilk geldiğimizde Tesco Express'e gidiyorduk. Express'te ya yani aslında en pahalısı. Evet. Biz tabii direkt Türkiye'den geldiğimiz için, Türkiye'deki fiyatlara göre düşündüğümüz için Evet. mantıklı ne buluruz falan diyorduk. Sonra baktık aslında en pahalısı oymuş. Sonra Öyle. Lidl'a falan gitmeye başladık. Evet. Sadece. Almanlar kurtarıcı cidden. Aldi ve Lidl. Peki burada şu ana kadar yaşadığın böyle enteresan farklı bir olay oldu mu? İngiltere'ye geldiğinde ne bileyim ne olabilir? Çömezlik olabilir. Genelde hani ilk ortama bir okula bile girerken bayağı bir çömezliklerle karşı karşıya kalırız. Senin var mı böyle anlatacağın bir şey? Valla değişik anı böyle hani anı anlatmayı dinlemeyi çok seven biriyim. Oluyor, her gün oluyor çünkü hani sanki bizi almışlar böyle hiç bilmediğimiz bir yere bırakmışlar böyle bir ormanın içine. O yüzden yeni türler görüyorsun, yeni
kültürler görüyorsun ve farklı hissediyorsun. İngiltere'ye ilk geldiğimde ben ki o başarısız olduğum seferde Türkiye'den geldiğim için yanımda başka Türkler de var dolayısıyla aynı uçakta. İndik biraz o yoğunluk dağıldı etti ama sonradan bir tane abiyle beraber aynı trene bindik. O da Ankara Anlaşması'yla buradaymış. Biraz teknolojiden pek anlamıyor ama bilgisayar üzerine bir şirket kurmuş burada Ankara Anlaşması'ndan yararlanabilmek için. Hani yazılım falan yaptığını iddia ediyor ama bir yandan elinde Nokia 3310 falan filan var. Bir tane daha telefonu vardı. Bana şey dedi, bir tane uygulama var dedi. Mükemmel bir şey dedi. İngiltere'ye geldiysen net kullanman lazım dedi. Adam açtı Google Translate'i gösterdi. Ben böyle oldum. Hani bir yandan içimden böyle bir garip şeyler hissediyorum. Güleyim mi, gülmeyeyim mi? Adam ironi mi yapıyor acaba falan. Öyle düşünmeye başladım. Harbiden Google Translate'i açtı gösterdi yani. Bak böyle çeviriyor. Türkçeden de İngilizce'ye çeviriyor. İngilizce'den de Türkçe'ye çeviriyor diyor. Her dilden her dile çeviriyor diyor. Sonra indik o istasyondan. Benim başka bir yere gitmem gerekiyor. Panik içindeyim. Hani ilk kez gelmişim. Panik içindeyim. Adam da aşırı rahat. Hani ikimizin de ortası yok. İngilizcesi de pek kuvvetli değil. Hani bana yardımcı olma istediğinden dolayı bir tane böyle kulaklıkla yürüyen hanımefendiye Türkçe bağırmaya başladı. Hani sesli bir, yani bağırma dedim. Sesli bir şekilde yol sormaya başladı ama Türkçe soruyor. Yani kadın da ya Çinli ya İngiliz ya başka bir şey, hani Türk değil. Ben böyle gene garip oldum, ne oluyor falan böyle. Hani daha garibi, bir iki cümle sonra başka bir yerden biri geldi. Türk. Kardeşim şuradan gideceksin dedi. Yani bildiğin Londra'nın hani ortasında bir yerinde, Tottenham'da bağırarak, İngiliz Türkçe bağırarak yolunu bulabiliyorsun yani. İngilizce bilmene bile gerek yok. Şey Bu gelmişti başıma. yani, İngilizlerle yaşadığım, yabancılarla yaşadığım bir şey oldu mu? Bir gün dükkana biri girdi böyle alelacele. Yeni bir oda tutmuş ve yatak taşınması gerekiyormuş ama ben de yatak deyince bir acaba ağır bir şey mi, altıyla beraber işte ne bileyim ya da ranza gibi bir şey mi, hani çünkü diyor ki para vereceğim bir yatak taşınacak, hani oda taşınmayacak. Ben böyle biraz gözümde büyüttüm, hani kaç para verecek falan acaba falan filan. Sadece yatağın üst kısmını taşıdık şu şiltesine. Böyle 200 metre falan adamla beraber. Sonra beraber Tesco'ya gittik. ATM'den çekti parasını. 50 sterlin tak tak verdi. Ona mesela şaşırmıştım. O adam yabancıydı. İyi de Garip yani. böyle birden pat diye yolun ortasında adam bana yardım et mi dedi sana? Ben dükkanda çalışıyordum. Burgerci'de çalışıyordum o zamanlar. Dükkana girdi. Direkt dedi hani eleman lazım. Tabii o ara şey de yoktu. Güzel denk geldi. Patron da yoktu. Yoksa hani hani 50 sterlin için yiyeceğin fırçaya değer mi değmez mi? Tamam. Belli de. Ama o zaman da şöyle bir şey var. Günde 12-13 saat çalışıyorum. Bir günlüğüm 50 sterlin hani. 12-13 saat çalışmam. 15 dakikada hani bir iş yaptım geldim. Çok mutlu hissetmiştim yani. Aşırı. Biraz böyle öğrenci işi, hani ne koparırsak her Evet. şekilde. Evet. Evet, var mı eklemek istediğin bir şey Alperen? Allah yok abi ya. Tanışmamıza da vesile oldu bir yandan bu Evet ya, Zoom yani bitince. şey hani tavsiye ediyorum sana çekmeye, video çekmeye devam et. Ben de bir yerden sonra tabii bazen aksıyor, 2 ay falan gibi ara Evet. veriyorum falan. Unutuyorum, çekeceğim diyorum. Başka bir iş çıkıyor. Bir de Evet. asıl işimiz bu olamıyor. Çünkü Evet. burada bir şeylerin savaşını vermek zorundayız. O yüzden bende de aklım oluyor ama çok faydasını gördüm. Yani çevre anlamında çok faydasını gördüm. Yoksa Evet. YouTube'dan video çekiyoruz diye yani ciddi şekilde para kazanmıyoruz. Ama dediğim gibi Evet. yani şimdi düşünüyorum gerçekten hani burada bizim için en önemli olan şey network. Öyle. Daha dün
bulunduğum yerden yeni birisiyle tanıştım. Yani daha önceden Londra'dan birisiyle tanıştım. Yani Evet. gerçekten çok etkisi var. O yüzden video çekmeyi ihmal etme. Bunu sana şey yapayım, bir abi olarak gibi tavsiyede bulunayım. Teşekkürler. İşte öyle bir şey ki artık şey diyor, Ankara Anlaşması bitti. Brexit oldu. Hani senin durumda olanlar ne yapsın diye bir öneri de isterim diyeceğim senden. Yani şu Evet. anda bildiğim kadarıyla yine bir çalışmayla alakalı bir vize var. Ama o da şu anki mevcut şeyler gibi basit değil. Gelir düzeyinin yüksek olması gerekiyor vesaire vesaire şeklinde. Evet. Alperen'i dinlemiş olduk. Alperen'e tekrardan teşekkür ediyorum konuk olduğu için. Alperen'in de kanalının linkini açıklama kısmına falan yerleştireceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.